Sevgi. Aşk delilik yani. Delilik hala aşk. Sevgi tabii ki çok daha derin, çok daha kalıcı. Akıl. Oo, karşılaştırılmaz bunlar. Sabahattin Ali tabii çok iyi yazar. Ama yani Orhan Pamuk da olağanüstü. Farklı epoklar, farklı insanlar. Karşılaştıramayacağım. Duş ya. Yani 40 yılın başında küvet ama yani duş yani. Değişir, değişir. Balıksa genellikle ızgarada ama bazen de fırında balık da çok güzel oluyor. Balığına göre değişir. Bu değişir, bu karşılaştırılamaz. Kamp. Ay. zevk için tren yani ama tabii yataklı olması lazım. Restoran olması lazım. Ve sigara içebilmem lazım. Uçak iş yani. Hep uçağa biniyorum tabii. Hızlı gidiyor, doğru da ama trenin keyfi başka. Dram biçiminde komedi. Yani mesela babamın hikayelerini ya da romanlarını sinemalaştırmak istiyorlar. Babamın romanları zaten komik ama bütünü komik. Onlar daha da komik yapmaya çalışıyorlar. Böyle birkaç kişi yaklaştı bana işte film yapmak için falan. Önemli kişiler, yönetmenler. Ona söyledim yani dram biçiminde Shakespeare oynarmış gibi yapın. Yani mesela neydi o? Ne Şen'di? Çok iyi bir aktör var. Şener Şen mesela. Şener Şen'in komedisi muhteşem. Çünkü adam yani gayet ciddi yapıyor ve yani metin zaten komik. Ayrıca kişinin komik olmasına gerek yok ki yani. Düşmesine, bilmem ne yapma, kafasına patates düşmesine falan gerek yok ki. Gözleme. Picasso yani. Karşılaştırılmaz yine ama yani Van Gogh tabii çok iyi de. Ama Picasso yani onun gibi dahi az gelmiştir yani şimdi. Van Gogh'un çok trajik bir hikayesi var. Resim sanatı çok değiştirmiştir ama Picasso çok değiştirmiştir. Picasso'nun hayatı o kadar trajik olmamıştır. Ama Picasso bir dahidir yani hiç yani eline su dökmek mümkün değil. Hiçbirisini beceremiyorum ki. Bu ben şey yapıyorum. Ha yapıyorum. Balık. Ama etinde çok iyi olursa hayır demem yani. Baklava. Ama şey fıstıklı değil. Fıstık sevmiyorum. Cevizli. Şirince. 30'lu yaşlar. Ne kadar yaşlı o kadar iyi. Hepsini severim. Yani bir tanesini sevmeyeni de sevmem. Ün çok kötü bir şey. Para da yani ikisi bir olmuyor mu? Hayır yani gerçekten para umurumda değil ama para çok lazım tabii ki. Çevrem için benim para ihtiyacım yok. Allah'a şükür. Ama ün de sevmiyorum. Yani ün de sevmiyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Ama yani insan iyi şeyler yaptığı zaman ünleniyor ister istemez. Dolayısıyla ünün kendisi değil ama iyi şeyler yapmak diyelim ki. Paranın kendisi değil ama parayla bir şey yapabilmek diyelim ki. Yani bir şey derken tatile çıkmak, işte ne bileyim ben pavyonlarda yemek falan değil. Yani bir şeyler yapmak onunla. Müzik daha derin. Çünkü daha anlamsız. Yani daha soyut. Ama yani müzik insanı daha fazla kendisinden alıyor. Ben resim yaparım. Resmi çok severim. Resimde daha da kültürlüyüm müzikten ama dolayısıyla ama resimle müziği karşılaştığım zaman müzik çok daha derinleşiyor sanırım. Sonbahar. Ne açıdan bilmiyorum. Ama 70'ler eğer hayat kalitesi, özgürlük, umut. 70'lerde Türkiye'de en azından 70'lerde umut vardı. 68'lerde, 68 değil, 68 mi 78 mi falan dersek eğer, 68 mi 78 mi 88 mi falan dersek eğer, 68'de bayağı bir umut vardı ve biz
gençler dünyayı değiştireceğimize inanıyorduk. Şimdi gençlerde öyle bir inanç yok, bu kötü bir şey. Ve dolayısıyla kendimize güveniyorduk. Yani bir nevi şımarıklıktı diyelim, diyebiliriz. Yapamayacağımızı gördük ama öyle bir inanç vardı ve bu çok hoş bir inançtı. Dişçiden beri, diş doktoru deniyor. Kızıyorlar dişçi dediğin zaman. Sağlıklı olmak desek, sevmiyorum ne doktor ne dişçiyi ama ya doktora gittiğin zaman bir de o tetkik yaptı, memnun yaptı, dişçi gittiğin zaman hiç olmazsa vız 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 yarım saatte bitiyor. Galiba dişçi. Köpek üstü artık havluyorum. Sırt üstü oluyorum artık. Eskiden sırt üstü yatardım. Şimdi artık köpek üstü değil, yan yatıyorum. Balık tutmak canım. Bunlar şey mi bilmiyorum, eşitlik mi, kölelik mi falan desen daha şey oldu da. Özgürlük mü? Özgürlük. Özgürlük herhalde, özgürlük. Ben küçükken voleybol antrenmanda çıplak vücut duydum. Bizden sonra boksçular vardı, onlar antrenman yapacaklardı. Onun antrenörü beni gördü, beğendi vücudumu. Bir de ufak tefeğim, seni boksör yapalım dedi. Benim çok hoşuma gitti çünkü severdim ben kavga dövüşü falan. Sonra sofrada babama dedim, baba dedim ben dedim, boks yapacağım dedim. Höt dedi, bir bağırdı böyle. Hiç babam böyle höt demezdi. Ondan boktan vazgeçtim ama boks seyretmeyi çok seviyorum. Şimdi güreş çok, bakarsan ben güreşi seviyorum doğrusu. Ama çok çok teknik oldu güreş. Boks öyle değil. Ama çok vahşi bir spor doğrusu. Yani özellikle profesyonel boks seviyorum doğrusu, hoşuma da gidiyor. Bazı geceler böyle saatlerce seviyorum. Mesela Foreman'ın maçları, Muhammed Ali Clay'in maçları, bilmem ne. Çok seviyorum mesela böyle defalarca. Çok hoşuma gidiyor doğrusu ama utanıyorum ondan biraz. Nakit, benim kartım yok. Kart kullanmıyorum, nakit. Ne kadar cepte varsa o kadar.